PES Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir online maç yapacağız ancak farkı etkinlik maçı. Etkinlik maçlarında bildiğiniz gibi kendi takımınızda değil de oyunun size atadığı takımla maç yapıyorsunuz. Ben takım olarak İngiltere'yi tercih ettim. 4-1-2-3 taktiğiyle oynuyor İngiltere ve üçlü forvetin hepsi hızlı santraforlar olduğu için bu taktikle oynayacağız ancak bir farkı var arkadaşlar diğer 4-3-3 taktiklerinden. Kanat organizasyonu yapmadan ortadan ataklarla gol atmaya çalışacağım. Rashford'u santrafora koyacağım. Normalde Harry Kane var bildiğiniz gibi çok güçlü bir santrafor ancak benim oyun tarzım uygun değil. Tabii ki bu sizin oyun tarzınızla alakalı. Eğer orta gol seviyorsanız Harry Kane burada daha iyi iş yapabilir. Ancak ben Rashford yapacağım. Rakibimiz geldi. 1132 puanda. Evet, gördüğünüz gibi Rashford'u ileri aldım. Şimdi bir kontrol yapmadan hazır diyelim. Rakip de bekliyorum onu bakalım. Evet, rakip de hazır demiş. Bakalım maçımıza başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenirseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bunu bir hatırlatma olarak tekrardan sizlere söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar maçın başında söylediğim gibi orta gol yapmadan nasıl gol atabiliriz? Verkaç taktiğini daha önceki online maçlarımı izlediyseniz verkaç taktiğini bol bol kullanıyoruz. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ederim. Bu oyunun iki tane bug'ı var. Bir uzun top, iki verkaç. O yüzden bu ikisini iyi kullanmanız önemli. Hemen rakip uzun top atmasın diye önünü kapatmaya çalışıyorum. Yine aynı şekilde önünü kapatmaya çalışıyorum. Topu kazanırsak, evet kazandık. Şimdi verkaça başladık. Uzun topla Sterling'in atıyorum. Sterling'le açalım. Deneyelim. Yine ortaya döndüm. Sancho'ya gelseydi. Yanlışlıkla pasa bastım. Anderson'a direkt şut çekilebilirdi. Olsun. Dakika daha 6. Oyunu açmak için pas yapmaya çalışıyorum ama iki taraflı pas hataları yapıyoruz. Topu kaptık. Şimdi Rashford'un önüne hızlı bir top atıyorum. Sağ ayağını alıp şutu çekeceğim. Güzel. İlk golü attık arkadaşlar. Dakika 10. İlk golü bulduk. Rashford. Hızlı bir santrafor. Düşük bir puan olsa da benim oyun tarzım uygun olduğu için dediğim gibi onu oynatıyorum. Henry Kane aslında daha güçlü ancak hızlı değil. Şimdi yine önünü kapatacağım rakibin. Hatayı yaptık burada. Uzaklaştırmaya basıyorum. Hızlı kontra atak olsun diye indirebilirsek Rashford'la hata yapacağız. Yine hızlı kontra atak taktiğini yapacağım ama topu kazanamadık. Orta yapmasın diye önünde duracağım. Güzel. Korner kazandı. Kornerler de aslında tehlike ancak kornerlerin bir taktiği var arkadaşlar. Ön direği kapatmanız burada önemli. Eğer yakın top atıyorsa ön direği kapatmalısınız. Aklınızda olsun. Uzaklaştırmaya çalışıyorum. Şimdi Rashford'la aldık. Bir ara pası deneyeceğim. Gördüğünüz gibi Verkaç'la çıktım. Sterling'le Rashford'un önüne atabilirim. Ancak önüm açık. Koşmaya devam ediyorum. Sterling'in hızı da 99. Köşeye bıraktım. Golü bulduk. Eğer ki rakip pres yapıp ikili stoperden bir tanesini önüme çekmiş olsaydı ben Rashford'un önüne topu bırakacaktım. Böyle bir şey yapmadığı için, arkamdan koşmaya devam ettiği için düz koşu yaptım. Gördüğünüz gibi üçlü santraforun hızlı olmasının avantajlarından bir tanesi. Eğer ki Henry Kane'e gelmiş olsaydı bu top bu şekilde koşup da topu gole çeviremezdik. Kornere çıkmadan topu durdurduk. Şans oldu birazcık. Evet, biraz şans benden yana, top önümde kaldı yine. Rashford'un kaçmasını bekliyorum. Kaçmadı bir türlü. Top alabilirsek tehlike yaratabiliriz. Hemen yine önünü kapatmaya çalışıyorum. Topu almaya değil de önünü kapatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Defans olarak dikkat ediyorsanız. Önünü kapattığınız zaman rakip zaten pasa çıkarken inanılmaz aldı Harry Kane'in önüne. Yani adamı biraz eleştirdik, şöyle yavaş böyle kötü diye bizi resmen şaşırttı. Tabii ki ofansif farkındalığı çok yüksek. Onun büyük etkisi var. Yine ön direği kapatacağım. Uzaklaştırıyorum. Sancho'ya gelirse ara pas deneyeceğim yine. Offside. Birkaç tane detaydan bahsedeyim arkadaşlar size. Örneğin Dries dediğimiz bir defansif orta saha var. Normalde göbek oyuncusu oynatabilirsiniz. Ancak Dries oyuncusu, defansif orta saha olan oyuncu 80 olmasına rağmen yok edici özelliği olduğu için şu an topu olan kişi
Onu ben defansif ortası olarak oynatıyorum. Yani foul yapsa da topu durdurması benim için yeterli. Çünkü göbek de önde baskı yaparken oraya güçlü bir defansif ortası koymanız siz için önemli. Oraya pas yapan iyi bir işte Chamberlain koyabilirsiniz. Pas özellikleri iyi ancak defansif farkındalığı yüksek değil. O yüzden onu ortaya koymuyorum. Yine paslı çıkalım. Tekrardan bir ver kaç deneyeceğim Rashford'un önüne. Topu çaldık, Sterling'e bırakacağım. Bir plase deneyelim diyecektim. Top uzağıma düştü. Bir çalım deneyelim. Arnold iyi işler yapıyor. Şimdi şaşırtma taktiğini göstereyim size arkadaşlar. Bir adamı koştururken diğeriyle de önlük çekmek. Bu da çok yapılır. Bakın bunu da tavsiye ederim size. Tekrardan ara pası deneyeceğim. Şimdi şut çekelim. Üçüncü golü de bulduk. Şaşırtma taktiği de şöyle. Kaleci topu oyuna sokarken ya da taçlarda pas atarken bir oyuncunuzu farklı bir yere koşturup rakibin topu farklı bir yere atmasını bekledikten sonra diğer oyuncuyla oraya baskı yapmak. Bu da çok iyi bir defansif taktiktir. Çoğu kişi bunu bilmiyor. Bir oyuncuyla defans yapmaya çalışıyor. Aklınızda olsun. Şaşırtma taktiği. Şimdi oyunu başlatalım. Yine göbekten kanat açacağım. Sonra tekrardan göbeğe döneceğim. Bir ver kaç deneyelim kanattan. Bir daha ver kaç yapacağım. Şimdi içeriye pas atıyorum. Güzel. Dördüncü golü de bulduk. Dakika 48. Kanattan ver kaç. Geriye pas atarak önümüzü açtık. Orada Chamberlain'in de koşmasıyla güzel bir pozisyon oldu. Tekrardan göbekten gireceğim. Şimdi tekrardan ver kaç deneyecektim ama olmadı. Sancho ile önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Geri döndü. Grice. Tekrardan bir ver kaç deneyeceğim. Defansı güzel. İngiltere'nin o yüzden hemen kesiyorlar. Yine ortadan kanat açıyorum. Kanattan yanlış tuşa bastım. Ara pasına basacaktım. Yanlış tuşa bastım. Şutu iptal edebildiğim için genelde elim hep şuta gidiyor. Daha sonrasında iptal edip istersen pasa ya da ara pasını çeviriyorum. O yüzden topa koşsun diye şuta basıyorum. Daha sonrasında onu iptal edip değiştirebiliyorum. O yüzden elim hep şuta gidiyor arkadaşlar. Şimdi kanattan tekrardan bir atak yapalım. Geçmedi. Geçseydi yerden Rashford'a pas atacaktım. Kaleciye dönelim. Orta yapmadan gol atmaya çalışıyoruz bu maçta. 4 tane gol atabildik şu ana kadar. Yine kenardan biber taç deneyelim. Ara pas atacağım. Şimdi bir çalım deneyecektim. Biz mi yaptık? İnanılmaz. Yani çalım atmaya çalıştım. Tek şutla çalım atıyorum arkadaşlar. Şuta basıp ekranın yön tuşunu hızlıca sağa ya da sola çektiğiniz zaman tek şut yapıp çalım atıyor. Şimdi Henry Kane'i mi alsak? Acaba Abraham mı alsak? Neyse Henry Kane'i alalım. Abraham daha hızlı ama Henry Kane de ofansif farkındalığı yüksek. Zaten 4-0 öndeyiz. Henry Kane'i uzaktan şut deneriz. Koşamayacağı için uzaktan şutlar. Ya da orta yapmamız lazım ama ortaya gol atmayacağız bu maç. Şimdi yine aynı taktiği yapıyorum. Gördüğünüz gibi aslında kapabilirdim. Biraz ileri koşmuşum yanlışlıkla. Geri pas atıp. Şimdi bir ara pası deneyeceğim. Uzaktan ara pası. Çok güzel. Bir pas daha deneyelim. Geçmedi. Baskı yapıyorum. Dediğim gibi bu oyunun iki tane bug'ı var arkadaşlar. Birincisi uzun top. Başınıza çokça geliyordur. İleri hızlı santrafor. Özellikle santraforlarınızda fırsatçı golcü ve gole giden ataklının ikisi de varsa uzun toplarda, arkaya düşen toplarda avantajlı olmuş oluyorsunuz. İkincisi de gördüğünüz gibi ver kaç taktı arkadaşlar. Hem hikayeni. Şimdi uzaktan şut deneyelim diyecektim. Araya girdi. Tekrar bizde kaldı. Geçiyorum. İkincisi de ver kaçlar arkadaşlar. Geriye pas atıp ileri koşmak, yana pas atıp ileri koşmak taktikleri bu oyunun maalesef bug'ı. O yüzden bu iki bug'ı iyi değerlendirmek lazım. 2019'da da orta gol çok fazla oluyordu. O zaman da uzun santraforları ileri alıp orta gol taktiği yapıyorduk. Bu arada topu kaptırdık. Rakip de uzaktan şut çekti. Ancak 2020'de taktiklerimiz bu.
Bu oyunun da dezavantajlarından bir tanesi dediğim gibi pası iptal edememek, ara pası iptal edememek. Kaleci ile defansın hiçbir şekilde anlaşamaması bu oyunun defansif bugları. Yani geriye pas attığınız zaman defansla koşup kaleciyle çarpışması o kadar çok oluyor ki başınıza gelmiştir. Maalesef oyunun en saçma şeylerinden iki tanesi. Umarım 2020'de bunlar düzelir. Yoruma, sohbete daldık. Gol atmayı unuttuk. Dakika 96-2. Bir pas atalım, oyunu bitirelim. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Etkinlik maçı yaptık. 40 My Club Coin kazanabilmek için bu oyunu yapıyoruz. Buralarda çok fazlaca yenilebiliyoruz bildiğiniz gibi. Oyuncu derecelerine bakalım. Belki Penny Chain ile maça başlamıştı. Biz Rashford'la başladık. Rashford 7.5'da maçın adamı seçilmiş. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu tarz videoların devamı için yorumlarınız beni çok motive ediyor. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.